Herkese merhabalar efendim. Bugün sizlerin karşısında PUBG'nin son dönemde çok fazla tepki çeken yeni moduyla çıkıyorum. Sanok haritasına gelen bu modda böyle heykeller var ve yanlarında aç yazıyor tabi şimdi. Daha öncesinde orada tapınma yazıyordu aç yerine. Ve gelen tepkilerin ardından tapınma yazısını aç olarak değiştirdiler. Aynı zamanda tabi yukarıda da bir tane heykel var. Onun da yanına gittiğiniz zaman bu yazıyı danset olarak değiştirmişler. Ben de hem bu modu test etmek hem de bu konu hakkındaki görüşlerimi belirtmek için böyle bir video çekiyorum efendim. Ya oyuna heykel koymak ve yanına tapınma yazmak oyunda bile olsa insanlara puta tapma eylemini gerçekleştirdiği için birçok kişi tarafından tepki gördü. Bunun dinsel açıdan insanları etkileyeceği yönü sürüldü. Fakat baktığınız zaman bu oyun teknik olarak 100 kişinin silahlarla birbirini taradığı bir oyun. Bu diziler ve filmler için de geçerli aslında. Silahlar ve şiddet bu kadar tepki görmezken cinsellik ya da dinle alakalı durumlar çok fazla tepki çekiyor. Ben açıkçası bu oyundaki bu tapınma yazısının oynayan insanları söylendiği gibi etkileyeceğini düşünmüyorum. Zaten dini bütün bir insansanız hani bu tarz şeylerden etkilenmezsiniz. Ya da çocuğunuz varsa ona gerekli dini eğitim verdiyseniz bunlardan etkilenmez. Fakat yine de hani büyük çoğunluğu Müslüman olan ve çok fazla oynanan bu oyunun Türkçe çevirisinin en başta şu anda olduğu gibi olması lazım. Tapınma vesaire yazmamalıydı. Özellikle küçük kardeşlerimizin etkileneceği söyleniyor. Fakat oyunda 16 yaş sınırı var ve ailelerin bu duruma kesinlikle dikkat etmesi ve çocuklarının internet üzerindeki hareketlerini kesinlikle takip etmesi gerekiyor. Burada da en büyük aslında sorumluluk ailelere düşüyor. Yani hemen şuradan bir silah alayım. Yani bu mu? Yani bu tepki çekmiyor da o tapınma durumu mu tepki çekiyor derken? Tamam, onu da aldık, güzel. Yani söyleyeceklerim bunlar. Ya en büyük sorumluluk ailelerde, çocuklarımızın vesaire. Ben burayı bir temizleyeyim. Ondan sonra konuya devam edeceğim. Burada bayağı kalabalıklar. Aha, gördüm. Geldim kankam, geldim. Hop! Kaçamazsın. Gel bura. Yat oğlum aşağıya. Oğlum ben öldü sandım lan onu. Bunun arkadaşları var burada. Hangarlar da duruyor bu arada sağımdaki. Hadi çalalım. Ah, çalamadım. Nice. Sen de yat oğlum. Şimdi onun arkadaşları o da. Hadi, hala bir tane daha var. Yoksa çalacaklardı çünkü. Bir tane first aid zorladım. Aha, arkadaşı kaldırıyor. Kap! Hadi görüşmek üzere. İyi uykular. Buradan lootlarını hemen cürk 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 alalım. Ver 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 oğlum benim. Oğlum var ya, burası tıka basa dolu ya. Ben buradan 20 kill'le çıkarım. Bir hangarlara bakayım buraya gitmeden önce. Bakın balon da var bu arada oyunda. Orada oyun modundan bahsetmedim. Ondan da bahsedeceğim. Ama öncesinde. Adam gördüm sandım. Hızlı bir kildi. Onun canı azmış. Onun devamı da vardır hangarlarda. Gidelim. Ondan sonra yolumuza devam. Geliyorum. Umarım arkadaşlarım buradadır ya. Buradadır ya. Selamun aleyküm. Birazcık daha mermi. Belli, artık ihtiyacımız kalmadı. M4 bize yeter. M4 kral. M4 kalp alabilir miyim yorumlarda? Aha. Oğlum yakalandın, yat aşağı. Devamı da var, devamı da var. Aha, gördüm. Kanka kaldıramazsın hiç oraya. Sağımda var ha. Oğlum adam mermiye kafa attı ya lan. Diğeri de vuracaktı. Önüne atladı adam. Burada da biri var. Gel gel. Baba kunduz geliyor bak. Yatağın oğlum aşağı. 11 kill. Valla bu arada hızlı ulaştık ha 11 kill'e. Gerçekten 20 kill'e bile çıkabilirim buradan. Geldikçe geliyor. Geldikçe geliyor. Güzel güzel. Tamam, şu lootları alalım. Sonra bootcamp'e geri dönelim. Orada daha temizleyecek çok fazla adam var. Aynı zamanda modumuzun özelliklerinden bir tanesi bu yabani böğürtlenler şu anda yediğim. Bakalım ne oluyor. Evet, bu yabani böğürtlen bize baş dönmesi verdi. Farklı farklı etkileri var karakterimize bu yabani böğürtlenlerin. Şu anda en kötü etkiyi verdi büyük ihtimalle bize. Hemen bir tane daha yiyelim, o bitsin de. Bakalım şimdikine verecek. Burada da biri var ha. Kesin o hangarın içinde. Bu bize şu anda verdiği etki, rakiplerimizin mini haritada mesela ses yaptıkları zaman ne kadar uzaklıkta olduğunu göreceğiz. Gördüm adamı.
Güzel bir etki bu arada. Hani rakiplerimiz ses yaptığı anda ne kadar mesafe olduğunu anlayacağız aramızda. Diyen yok. Şurada bir tane daha basacağım. Bakalım belki ne mi roket moket bir şey versin ya. Böyle bir özelliği yok gerçi de. Ne oldu? Yine aynısından verdi. Ha, şeyini sıfırladı. Süresini sıfırladı. Bir tane daha basamıyorum ama. Tamam, az önceki etkinin süresini sıfırladı. Hani başa döndürdü. İçindeki adamı bir... Aha, orada. Bakmaya devam et oğlum. Bakmaya devam et. Yat şimdi aşağı. Öyle kim olduğunu bilmeden karşıdaki piklemeyeceksin lan, bakmayacaksın öyle. Burası Sanok. Burada her şey gerçek. Allah, alırlar aşağıya bootcamp'te. Arkadaşı da bombacı mülayim. Alıyor. Kanka artık gel, ne olur sıkıntıdan patladım, meyve falan yiyorum bak senin yüzünden ya. Gelmiyor. Aha. Meyve mi beklemiş? Sakin kanka, sakin, geliyorum geliyorum. Çok yakındı, çok yakındı. Bunu atlattıysak biz bu oyunu kazanırız. Ben size söyleyeyim bak. Ben size söyleyeyim. Şu meyveden biraz daha yiyelim ya. Belki güzel bir şey verir. Aha. Sonundan ses geldi. Kahretsin, yine baş dönmesi verdi ya. Biri var ha. Kunduz beni duydu, saklanıyor orada. He? Tipi var. Ya kanka Allah aşkına ne yaşıyorsun ya? Lütfen ya, nasıl oynuyorsunuz oğlum şu oyunu? Delireceğim. Bakalım droptan kısmetimize ne geliyor? 15 kill aldık ve avuk kazandık. Alacağım, alacağım avuku. Normalde M4 kullanmayı daha çok seviyorum ama bu sefer bir avuk kullanasım geldi ya. Kompu da takalım. Full artı full avukumuz oldu. Bu avuk bizi taşıyacaktır büyük ihtimalle. Daş gibi oldu yemin ediyorum. Bu arada tabii ki şeyden bahsediyordum. Oyunun tepki çekmesinden vesaire bahsediyordum. Ama ondan önce bir saniye şöyle bir haritayı açayım. Aslında şey yapabilirim ya, balona doğru gideyim, hem oyunun modlarından da bahsetmiş olurum bu sayede. Ya tabii ki hani bu doğru değil. Özellikle çok fazla oynandığı için ülkemizde, çok fazla çocuk, küçük arkadaşımız da küçük kardeşimiz de oynadığı için bu tarz yönlendirmeye açık şeylerin olması bence de doğru değil. Hani zaten PUBG Mobile'de bunun farkına varıp tapınma kelimesini aç olarak değiştirmiş ki en başından beri böyle olması gerekiyordu. Bunların çok fazla titizlikle incelenmesi gerekiyor. Çünkü bu milyonların oynadığı ve küçük kardeşlerimizin de oynadığı oyunlar. Burada zaten dediğim gibi hani videonun başında da bahsettim. Aileler burada devreye giriyor ve ailelerin çocuklarının oynadığı oyunlara, izlediği videolara, yayınlara kesinlikle denetim getirmesi gerekiyor. Sadece bu oyunla, bu PUBG Mobile ile alakalı değil. Sosyal medyada neler var neler. Ben de uzun süredir bu işin içinde olduğum için hani çok fazla bu tarz yönlendirmeye açık şey bulunabilir, içerik bulunabilir. Onun için hani ailelerin bu konuda inisiyatif almaları ve çocuklarına birazcık daha ilgi göstermeleri, bu konuda denetim getirmeleri gerekiyor efendim. Uzun lafın kısası budur yani. Benim oyun ve şey hakkındaki, bu son dönemde gelen tepkiler hakkındaki düşüncelerim bunlar. Tepkiler aklımı kısmen, hani tabii ki dinden çıkartma falan gibi böyle sosyal medyaya düştüğü için olay, hani dinden çıkıyorsunuz işte, puto tapıyorsunuz oyunda vesaire gibi abartmalara tabii ki açık oluyor yani sosyal medya. Herkes bir şeyler abartıyor. Bazıları da goy goya trole vuruyor ama eninde sonunda verilmek istenen mesajı anlamışsınızdır inşallah bu videoda. Çocuklarınızın izlediği içerikleri, oynadığı oyunlara kesinlikle bir göz atın. Neler oynadıklarını, neler izlediklerine bir bakın ki bu tarzda yönlendirmelere mahal vermeyin efendim. Evet, o zaman biz oyunumuza dönelim. Yeter artık, çok fazla bu konuda bahsettim ve herkes anlamıştır umarım. Evet, modumuzda böyle heykeller var. Yanına gidip aça bastığınız zaman size belli itemler veriyor. Tabii ki etrafınıza dikkat etmeniz lazım çünkü bayağı bir açık, hani bayağı açık hedefsiniz. Bir de bu ses yapıyor. Bunu 4x düşürmüş biri burada. Acaba bu ses gidiyor mu rakiplere, onu da bilmiyorum. Ne verdi? Ha, bir 4x bir tane de bomba verdi. Üstümüzde balon var da balona binemedim bir türlü. Nasıl binildiğini bilmiyorum. Galiba belli aralıklarla balon aşağıya iniyor. O aşağı indiği zaman da balona binebiliyoruz. Ama şu an havada olduğu için hiçbir şey yapamıyorum. Böyle beklemekten başka çaremiz yok. Apadokya'ya çevirdiler oyunu. Balona binmek isteyen isteyene ya. Gel kardeşim. Gel bir bilet keseyim ben sana. Gel buraya doğru. Aferin. Yat şöyle aşağıya. Canınızla ödüyorsunuz bilet parasını bu arada. Geçmiş olsun, 16 kilo ulaştık. Balona da binersin, çok güzelmiş.
Arkadaşları geliyor. Yalnız bırakmayacaktınız oğlum bu çocuğu burada. Ben sana bir Hacı Bekir lokumu atayım. Kankam. Tut. Geliyor. Oh çok yakın. Ah be nasıl öldürmez. Ulan solda da var bu arada. Ah be çok yakındı. Hacı Bekir lokumu yemez misiniz ya? Aynen öldür kanka. Hop. Lan iyi kaçtı ha. İyi kaçtı. Vallahi iyi kaçtı. Ama nereye kadar kaçabilirsiniz? Şöyle bir geri çekileyim. Oğlum adam balondan aşağıya atladı. A balon aşağı indi bu arada. Dur bunlar üstüme oynayacak burada çatışmayı duyduğu için. İkili sıkıştırma. Hop. Ya düşmedi. Gel gel gel. Oldu. Lan öyle attın. Allah'ım. Allah'ım 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 ne olur ne olur ne olur. Şunu öldüreyim info vermesin. Şunu basayım ne olur basayım ya. Ha? Kankam rushlama üstüme. Çok güzel. Tamam şimdi gelebilirsiniz. Artık üstüme rushlayabilirsiniz. Bir dikkat dağıtsın diye attık oraya. Geliyor çok güzel. Kandırdım. Oldu oldu oldu. Oğlum korkutmayın artık ya. Yalnız çok güzel dikkat dağıttım smoke'la. Uf. Kolay gibiydi bir yandan zorlaştı bir şeyler oldu ya. Bu arada o balona binemeyeceğim gaz geliyor. Maalesef binemiyorum abi balona. Uf. Neyse. Oha 41 tane yaban şey vardı meyvesi vardı adamın. Evet 20 kilo ulaştık ve bizden başka şu anda 4 kişi kaldı. Pozisyonumuz da gayet iyi durumda şu anda. Yüksekten milleti darlayabilirim burada. Allah ne aramadığını ne oluyor lan? Yavaş kankam yavaş. Oha ta nerede bak bak bak. Ta 300-400 metreden sprey atıyor ha. Tipe bak. Bu ne oğlum bu hack mi? Abi bu şey biliyor musunuz? Bu bir kere daha olmuştu bana yazmıştınız. Allah sağdan da sıkılıyor. Ya kulübeler çok uzak mesafeden kulübeler gözükmüyor. Adamlarda aslında bu kulübe gözükmüyor. Bende gözüküyor yakın olduğum için. Ondan dolayı beni görüp tarayabiliyorlar. Kankam sana bir sprey yerleştireyim. Ay, oldu. Güzel sprey. Onu gitti. De onu kaldırırlar ki orada ya. Sağdan gelen vardı bu arada bir tane. Bir şey değil mi? O sağdaki ta dolaşacak o sağ taraftan aynen bu arkama doğru gelecek benim ha. Ben geri çıkacağım. Kesin o aynı grupsa geç farklı grupsa da gelecek ya o adam. Benim orada durmam çok riskli onun için. Aha oğlum var ya biz biliyoruz bu oyunu gel gel. Gel la gel. Gel lan gel lan gel. Gel oğlum gel lan. Bizde böyle oynanıyor oğlum. Bu bir. Bu iki. Ölmedi. Aha geldi. Kili geldi. 4 vs 2 1'di bu arada. 2 vs 1'e kadar düşürdük. Diğerleri nereden gelecek? Çok temiz oynadım buraya ya. Buraya gerçekten çok akıllıca oynadım. Bak sağdaki adamı unutmuş olsam, görmemiş olsam arkadan gelip beni vuracaktı. Gelin artık. Korktular değil mi diğerleri? Sıkıyorlardı sabahtan beri deli gibi korktular şimdi. Ne oldu lan? Gücünüz yetmedi mi? Al bir tane de yaban mersini yiyeyim. Yaban meyvesi. Aa geldi. Gel kanka gel. Böyle zıplama gel. Başlıyor. Aha MK'sı var. Oldu. Ve son 1v1. Gel buraya. Biri var tehlikeli. Mermisi bitmiş olmalı. Mermisi bitmiş olmalı. Hayır. Hayır. Mermisi bitti diye düşündüm. Aa ikinci silahına geçti. İkinci silahını M4 kullanmak nasıl bir manyaklıktır. Kar kullanırsın. QB kullanırsın. Hadi kar bulamadın. Adam gitmiş M4 almış ikinci silah. Ve ikinci silah tercihi bizi öldürmeyi başardı ki vektörünün mermisi bitmişti. Aslında doğru bir hareket yaptık ama tabii ki ikinci silahın M4 olması bizi mahvetmeyi başardı. Ama her şeye rağmen ben bu oyundaki eforumdan çok keyif aldım. Siz de bu videoda eğlendiyseniz lütfen videoyu beğenip yorum bırakmayı unutmayınız. Aynı zamanda 1 milyon aboneye de çok az kaldı. Bu yolda bana destek olmak için hala kanala abone değilseniz alttan abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.